Ceketinin tarzını hiç sevmedim. Niye ya? Nesi varmış? Klasik ceket işte. Klasik olduğu için sevmedim işte. Bizim alemde takılmazlar öyle şeylere, merak etme. Vallahi bizim alemde çok takılıyoruz böyle şeylere. Ayrıca bunun rengi de çok kötü. Ne yapacaksın sen? Stil danışmanı mı olacaksın benim? Bence senin birçok konuda danışmana ihtiyacın var. Mesela? Mesela. Sen çok cesursun. Sen çok çekicisin. Her şey tamam. Ama bir şey eksik. Neymiş o? Düşünmüyorsun. Çok acelecisin, sabırsızsın. Benim yerimi düşünmek ister misin? Düşündüm bile. Mesela şu Songül meselesi. Aslında bu Songül senin çok işine yarayabilir. Nasıl? Şimdi o tekrar eve dönse, Hoyraz'ın orada yaptığı birçok şeyi öğrenebilir. Senin oradaki gözün kulağın olabilir yani. Songül o eve bir daha asla giremez. Girebilir. Girmeli yani. Peki nasıl olacakmış bu? Onu da söyle. Söylerim. Ama bir şartla. Ama ben senden gittikçe daha çok korkmaya başladım. Bence iyi yapıyorsun. Şimdi çıkmam lazım. Akşama telafi ederiz, olur mu? Bana bak. Söyle. Vallahi kendime bir acındırışım vardı. Babamın bile gözleri doldu. Atma lan. Ya tamam yani, o kadar değil de. Neticede evdeyim işte, bak odada eşyalarımı yerleştirdim. İyi, aferin. Parayı ne zaman yatırıyorsun? Ayarlarız. Ayarlarız falan yok Sadrettin Bey. O para yarın yatacak. Tamam, tamam, yatırırız yarın, merak etme. Kimdi o? Songül. Eve geri dönmüş. Bak, işte bir düşmanın dostun oldu. Evet. Ama bana ayda 20.000 liraya mal oldu. Parmaklarının ucuna bakma Sadrettin. İleri bak.